Merhaba arkadaşlar. Bugün sınıfa geldim, siz yoksunuz. Boş sınıfa ders anlatmak gerçekten bir öğretmen için çok zor. O yüzden şöyle bir karar aldık, biz sizin evinize geleceğiz. Şimdi LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için eşlik ve benzerlik konusunu anlatacağız. Bunda ilk olarak eşlik nedir, bunu öğreneceğiz. Eşlik, karşılıklı kenar uzunlukları ve açıları birbirine eş olan şekillere eş şekiller denir. Yani sadece üçgenler için bir eşlikten bahsetmeyeceğiz. Tüm şekillerin birbirine eş olma şartı vardır. Bunlar kareler birbirine eş olabilir, dikdörtgenler birbirine eş olabilir. Şartımız ne? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eş olacak ve açılar da birbirine eş olacak. Bu iki şartı sağlıyorsa o iki şekile birbirine eş diyoruz. Eşitliği göstermek için bu sembolü kullanacağız. Yani eşittirin üzerine yan yatmış bir S koyuyoruz. Bu iki şeklin birbirine eşit olduğunu gösteriyor. Şimdi bir tane örneğimiz var. Burada diyor ki ABCD bu bir dikdörtgen. Karesi dikdörtgeni KLMN dikdörtgenine eşit midir? Buna bakıyoruz. Şimdi şartımız neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. Evet, kenarlarına baktım. Birinde 6, birinde 8. Birbirine eşit. Ve açılar da zaten hepsinde 90 derece olduğu için bu ikisi birbirine eşittir. Ya da bunu üçgenler için bakabiliriz. Üçgenlerde de tüm kenarlar birbirine eşit. Gördüğünüz üzere. O zaman bu iki üçgen birbirine eşittir. Zaten üçgen çizim şartını size anlatırken demiştik ki üç kenarı verilen üçgen bir türlü çizilebilir. Bunu kim çizerse çizsin aynı üçgeni çizmek zorundadır demiştik. O yüzden bu iki üçgen birbirine eş olmak zorundadır. Kenarları birbirine eş. Burada dikkat edeceğimiz bir şey daha var. Mesela 8'in karşısındaki açı, buradaki 8'in karşısındaki açıya da eşit olmak zorundadır. Üçgen çizim kuralı gereği. Şimdi diğer bir örneğimiz var. Bunda sadece iki kenar ve aralarındaki açıyı vermiş. Bakın bunlar birbirine eş midir? Şimdi üçgen çizim kuralında biz demiştik ki bize üç kenarı verilen üçgen çizilebilir. Ve bu bir tanedir. Sonra iki kenar ve aralarındaki açı verilmişse çizilebilir demiştik. Bu da bir taneydi. Şimdi bakıyorum iki tane kenar verilmiş. Biri 8, biri 7. Aralarındaki açı da 58 derece. Bu üçgen içinde biri 8, biri 7 ve aralarındaki açı 58 derece. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine eş midir diye baktığımızda ikisi de bir türlü çizilebilir. Ve ikisi de birbirine aynısı olduğu için bu iki üçgen birbirine eştir. O zaman üçgenlerin eş olma şartları nelerdir? Bunu bir inceleyelim. Az önce söyledim. Üç kenarı birbirine eş olan üçgenler eştir. Yani ne demek istiyorum? Ben bir tane üçgen çizdim. Burası 3 olsun, burası 5 olsun, burası 6 olsun. 3, 5, 6 üçgeni. Başka bir üçgen çiziyorum. Bunda da burası 3, burası 5, burası 6 olsun. Şimdi bu iki üçgen birbirine eş midir? Kesinlikle birbirine eşittir. Çünkü üç kenarı eşse üçgenler birbirine eş olmak zorundadır. Birbirine eşittir. Kenar açı kenar. Yani iki kenar ve aralarındaki açı eğer eşse bu iki üçgenler birbirine eşittir. Şimdi bakıyoruz. Burada bunu görmüştük zaten. İki kenar eş ve aralarındaki açı da eşse bu iki üçgen birbirine eş olmak zorundaydı. Sonra açı kenar açı. Yani iki açısı verilmiş, bir de kenarı verilmiş ve iki açı ve bir kenar birbirine eşse bu iki üçgen birbirine eş olmak zorunda. Şimdi buna bir tane örnek verelim. Burası 10. Başka bir üçgenim var. KLM, ABC üçgeni. Burası 50, burası 70 olsun. Bunda burası 70, burası 50 olsun ve bu uzunluk da 10 olsun. Şimdi ikisi için de bakacağız. Şu A açısı kaç olmak zorunda? İkisini topluyorum. 120, buraya kaç kaldı? 60. Buraya kaç kaldı? Bunda da 60 kaldı. Bakıyorum bir kenar ve tüm açıları birbirine eş. Bir kenar ve tüm açıları birbirine eş. O zaman bu iki üçgen birbirine eşittir. Peki, üç açısı da birbirine eş olan üçgenler birbirine eş olur mu acaba? Bunu üçgen çiziminde yine anlatmıştık. Demiştik ki, açıların hepsinin birbirine eş olması üçgenlerin eş olma şartını sağlamıyordu. Çünkü eşlik şartı burada bize diyordu ki, karşılıklı kenar uzunlukları ve açıları birbirine eşse üçgenler eş olur.
Örnek verecek olursam bir tane eşkenar üçgen çizeyim buraya. ABC eşkenar üçgeni. Bir tane daha ABC eşkenar üçgeni çizeceğim. Açılar 60. 60, 60. Bunun kenar uzunluğu 3, 3, 3 olabilir. Bununki 6, 6, 6 olabilir. Dolayısıyla tüm açıları birbirine eş olmasına rağmen birbirine eş olmadılar. Birbirine farklı oldular. Acaba bunlara biz ne diyeceğiz? Yani açıları eş ama kenar uzunlukları birbiriyle orantılı olursa bunlara ne diyeceğiz? İşte şimdi o konuya geçiyoruz. Şimdi benzerlik konusu. Eğer üçgenlerin açıları birbirine eşse, kenarları da birbiriyle orantılıysa bu üçgenlere biz benzer üçgenler diyeceğiz. Şimdi benzerlik tanımlarsak şöyle, karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve açıları eşit olan şekillere benzer şekiller denir. Yine burada da aynen eşlikte olduğu gibi, yani sadece üçgenlerden bahsetmiyoruz. Tüm şekiller birbirine benzer olabilir ve birbirine eş olabilir. Burada kastettiğimiz karşılıklı kenar uzunlukları ve açıları eşitse o iki şekil birbirine benzer eştir. Orantılıysa kenar uzunlukları birbirine benzerdir. Şimdi benzerliği göstermek için az önce göstermiştik, eşittirin üzerine yatık S yazmıştık. Bu da arkadaşlar sadece S kısmını veya iki çizgi olarak bu şekilde gösterebiliyoruz. İki şeklin birbirine benzer olduğunu anlatmak için. Şimdi bakalım 4'e 6 bir dikdörtgenim var yine. Dikdörtgenle başlamıştık, onunla devam ediyorum. 4'e 6, burası 6'ya 9. Şimdi dikdörtgenin iç açıları hepsi 90 derece. Açılar birbirine eşit. Kenarlar arasında peki bir oran var mı, ona bakacağız. Eğer kenarlar arasında bir oran varsa ve bu oran bu kenarla bu kenar arasındaki oran bu kenarla bu kenar arasındaki orana eşitse bu ikisi birbirine benzerdir diyeceğiz. Bakıyorum 4, 6 nasıl 1,5 katı? 6'ya 9 o da onun 1,5 katı. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikisi birbirine benzerdir. ABCD'ye benzerdir, KLMN'dir. Üçgenler için bakacak olursak, şimdi bakıyoruz üçgende 3 tane açı verilmiş. Biri iki çizgi, biri tek çizgi, biri tek nokta olmak üzere. Bu iki üçgen birbirine benzer mi acaba, ona bakacağız. Şimdi burada üçgenlerde dikkat edeceğimiz şey şu. Tek çizginin karşısındaki kenara bakıyorum. Burada 8 var, burada 4 var. Dolayısıyla aralarında bir oran var. Diğer açılarda hepsi birbirine eşit. Bu bunun iki katı. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki üçgen birbirine benzerdir. Bu bunun iki katı. Şimdi bu peki aralarındaki bu orana ne diyeceğiz? Buna da benzerlik oranı diyeceğiz. Benzerlik oranı benzer şekillerin karşılıklı kenarları arasındaki orana benzerlik oranı denir. Şimdi bununla alakalı bir örneğimiz var arkadaşlar, inceleyelim. Şimdi burada bize bir üçgen verilmiş. Kenarları 4, 6, 8. Bunun kenarı 9, x ve y demiş. Şimdi bu ikisi birbirine benzer mi? Önce onu tespit etmemiz lazım ki x ve y'yi bulalım. İki açısı verilmiş. İki çizgi ve tek çizgi. İki çizgi, tek çizgi verilmiş. İki açısı birbirine eş. O zaman üçüncü açısı da mecburen birbirine eş olmak zorunda. Çünkü birbirini 180 dereceye tamamlıyor. O zaman şu açı da arkadaşlar şu açıya eştir. Şimdi benzerliği bulurken şunu yapıyoruz. Bu açının, yani tek çizginin karşısında ne var ona bakıyoruz önce. Burada 6 var. Burada tek çizginin karşısında ne var? 9 var. O zaman arkadaşlar 6 bölü 9 benzerlik oranım. Bunda 6 olan bunda 9 olmuş. Yani bu açının karşısında 6 varken burada aynı açının karşısında 9 olmuş. O zaman benzerlik oranım 6 bölü 9'dur. Devam ediyorum. Eşittir. Bu benzerlik oranı her kenar için birbirini sağlaması lazım. Tek çizginin karşısında ne var burada? 4 var. Bunda ne var? Y var. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Paya eğer bu üçgenden bir kenar yazmışsam ikinci eşitliğin ikinci tarafına yine bu üçgenden bir kenar yazmalıyım. Yani eşitliği devam ettireceğim şimdi. İki çizginin karşısında 8 var. Burada iki çizginin karşısında x var. Bakın gördüğünüz üzere ne yaptım? Hep paya aldığım kenarlar bu üçgenden. Paydaya aldığım kenarlarsa bu üçgenden olacak ki hepsi benim benzerlik oranıma eşit olsun. Benzerlik oranına k ile göstereceğiz. Şimdi burada 1,5 katı var. 1,5 katı olduğuna göre y ne olmalı? 1,5 katı 6'dır.
Bunun 1,5 katı 12'dir. O zaman ben x ve y'yi buldum. Şimdi bize yan tarafta sorular sorulmuş. İki üçgen için eş midir diye sorulmuş. Bunlar eş mi? Hayır, eş olsaydı burası 6, bunda da 6 olması lazımdı. İşte burası 8, iki çizginin karşısı, burada da 8 olması lazımdı. İşte burası 4, buranın da 4 olması lazımdı. Ama bizim iki üçgenimizde bu sağlanmadı. Birbirinin katı sağlandı. Yani 1,5 katı olduğu için bunlar birbirine benzerdir, eş değildir. Benzer midir? Evet. Benzer ise benzerlik oranımız nedir? Benzerlik oranımız şu arkadaşlar. 6 bölü 9 sadeleştirirsem ben bunu 2 bölü 3'tür. O zaman gelin üçgenlerin eş olma şartlarını az önce incelemiştik. Şimdi de üçgenlerde benzerlik şartları nelerdir ona bakalım. İlk şartımız arkadaşlar benzer tüm üçgenlerin tüm açıları birbirine eştir. Bu şart yani. Zaten burada da öyle söylüyordu. Kenarlar arasında da bir oran var. Kenarlar arasında birbirinin katı olma durumu var. Şimdi üç açısı eş olmazsa arkadaşlar benzer olamaz. Sonra kenar açı kenar. Bu ne demek istiyorum? Bir üçgen var elimde. İki kenarı var 6'ya 8 ve açısı diyelim ki 50. Başka bir üçgenim var. Bu da 12'ye 16 açısı 50. Eğer iki kenar ve aralarındaki açılara bakacağız. Kenarlar birbiriyle orantılı ve açılar birbirine eşse bu iki üçgen birbirine benzerdir diyoruz. Bu iki üçgen birbirine benzer. Şartımız neymiş? İki kenar ve aralarındaki açılar öncelikli olarak açılar eşit olacak, kenarlar orantılı olacak. Eğer bunlar birbirine eş olsaydı, yani burası da 6-8 olsaydı bu ikisi ne oluyordu? Eş oluyordu. Az önce gösterdik. Eğer birbiriyle orantılıysa ne oluyor? Benzer oluyor. Şimdi arkadaşlar üç kenarı birbiriyle orantılı olan üçgene bir örnek verelim. Burası 3, 4, 5 olsun. Biliyorsunuz zaten bu dik üçgen. Diğeri de 6, 8, 10 oldu. Bakın ne oldu? Üç kenarı verilen üçgenin tüm kenarları birbiriyle orantılıysa bunlar benzer üçgendir. Nasıl? 3'ün 6'ya oranı 2 kat, 4'ün 8 oranı 2 kat, 5'in 10'a oranı 2 kattır. Şimdi açı kenar açı. Bu da arkadaşlar iki tane açısı verilip bir kenarı verilmişse birbirine benzer midir diye bakıyoruz. Bu yukarıdaki örnekte vardı zaten. İki tane arkadaşlar ne verilmişti? Açı. Ve kenarlar birbiriyle orantılıydı. Bakın 6'ya 9. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine benzer oluyordu. O zaman bir toplayacak olursak hepsini. Eğer 3 tane kenar verilmiş ve üçü de birbirine eşse bu üçgenler eştir. 3 tane kenar verilmiş, üçü birbirine eş değil ama birbiriyle orantılıysa benzerdir. 2 kenar ve bir açı verilmiş ise ve bu iki verilen iki kenarla aralarındaki açılar birbirine eşse bu iki üçgen eş olmak zorundadır. Yani ben bir iki üçgen eş mi diye bakarken iki kenar ve aralarındaki açıya bakacağım. İki kenar ve aralarındaki açı eşitse bu iki üçgen eştir. Peki iki kenar ve aralarındaki açı birbirine eş değil ama açılar eş ama kenarlar birbiriyle orantılıysa nedir? Bu iki üçgen benzer üçgen diyoruz. Sonra arkadaşlar yine iki açısı ve bir kenarı verilmişse, bu kenar birbirine eşse, üçgenler birbirine eştir. Ama bu kenarlar birbiriyle orantılıysa, bu örnekte olduğu gibi, üçgenler birbirine benzer oluyor. Şimdi iki tane notum var, onları anlatacağım. Bir de bununla alakalı, benzerlikle alakalı değişik soru tipleri var, onları beraber çözeceğiz. Arkadaşlar iki tane nottan bahsedeceğimi söylemiştim. Notun biri şu, diyor ki eş şekiller birbirine benzerdir. Zaten birbirine benzer, aynısı birbirinin. Dolayısıyla benzerliği sağlıyor. Ama benzer şekiller eş olamazlar. Buna dikkat edeceğiz. Bir şekil benzerse eştir diyemeyiz. Ama eş şekillerin hepsi aynı zamanda benzerliği sağlar. Eş şekillerin benzerlik oranı 1'dir. Eş şekiller birbirine benzerse bir benzerlik oranından bahsetmemiz lazım. Dolayısıyla ne olacaktır? Benzerlik oranı 1'dir. Çünkü kenarların uzunlukları birbirine eşit. Birbirine böldüğümüzde ne olacak? 1 çıkacağı için benzerlik oranı 1'dir. Şimdi arkadaşlar benzerlikle alakalı değişik soru tiplerini yazdım buraya. Sizinle bunları beraber çözelim. Size sonunda da bir tane ödevim olacak. Şimdi ilk sorumuz şu.
Bize ABC üçgenini vermiş. Üçgenin içine bir üçgen yerleştirmiş. Artık benzerlik sorularında iki tane üçgeni yan yana yazıp benzerlik oranını bize buldurmayacak. İç içe üçgenleri verecek. Burada bizim benzerlikle alakalı öğrendiğimiz kuralları hatırlamamız lazım. Yani neydi? Önce açılarına bakacağız, birbirine eşit mi? Açıların karşısındaki kenarlar birbiriyle oranı nedir, onu bulmaya çalışacağız. Şimdi her iki üçgende, burada kastettiğim ABC ve DBE üçgeni için şu açı ortak. Şimdi bir açı ortak ve sağında solundaki kenarlar var. Şimdi bakacağız, eğer bizim kenar açı kenar kuralımız vardı. Diyordu ki eğer iki kenar birbiriyle orantılı ve açılar eşse bu iki üçgen birbirine benzer diyordu. Şimdi o zaman bakalım. Açımız kaç? İkisinde de aynı. Kenarlara bakıyorum, 6'ya 8. Küçüğün kenarlarını sırayla yazıyorum arkadaşlar. 6, 8. Bir de 10. Şimdi büyüğün kenarlarını yazalım. Büyüğün kenarları nedir? 12 var, 9 var. Küçükten büyüğe doğru yazarsak bunu 9, 12, bir de x. Şimdi burada gördüğünüz üzere aslında bu bir taktiktir. Eğer üçgenlerin arkadaşlar benzerlik oranını bulmak istiyorsanız küçük üçgeni küçükten bir'e doğru kenarlarını yazarsınız. Büyük üçgenin de kenarlarını küçükten bir'e doğru yazarsınız. Aralarındaki oran benzerlik oranıdır. Bakın ne olmuş? 1,5 katı, 1,5 katı, 1,5 katı. O zaman x ne çıkmalıdır? X eşittir 15'tir. Peki benzer olduğuna nasıl karar verdim? Şöyle. Ortak bir açıları var. Sağındaki, solundaki kenarlar birbiriyle orantılı. O zaman bu iki üçgen benzerdir dedim. Bakın iç içe geçmişti. Küçük üçgenle büyük üçgen benzerdir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuza geçeceğiz. Bu ikinci sorumuz temel benzerlik teoremi diye bazı kitaplarda anlatılır. Bu soru tarzı. Şimdi burada dikkat ederseniz yine iki tane üçgenim var. Birisi ABC üçgen, diğeri ADE üçgeni. Şimdi bu iki üçgen öncelikli olarak birbirine acaba benzer mi? Bunun önce benzer olduğunu bulmamız lazım. Bunu nasıl bulacağız? Burada diyor ki bu iki kenar birbiriyle paraleldir. Şimdi burada yine geometriyle alakalı size hatırlatacağım bir şey var. Geometride soru çözerken dikkat edeceğiniz şey şu. Verilen tüm bilgileri kullanacaksınız. Eğer bir bilgiyi ya bunu fazladan vermiş gerek yok diye düşünüyorsanız soruyu yanlış çözersiniz. Verilen tüm bilgileri kullanmanız lazım. Şimdi bu ikisi birbirine paralel. O zaman şu açı arkadaşlar şu açıya eşit değil midir? Yöndeş. Bu açı da bu açıya eşittir. Şimdi bu iki açı eşitse şu da zaten ortak açı bakın. Ne oldu? Bakın iç açıları birbirine eş iki tane üçgen elde ettim. O zaman bu iki üçgen benzerdir diyebilir miyim? Kesinlikle benzer olma şartını sağladı. O zaman yapacağımız şey, taktik yine aynı. Burada söylediğim şey, küçük üçgenin kenarlarını küçükten bir'e doğru yazalım. Büyük üçgeninkini de yazalım ve oranı bulalım. Şimdi küçük üçgen dediğim bu ABC üçgeni yazıyorum. 8, 10. Büyük üçgeni yazacağım. ADE üçgeni. 12, x. O zaman ne oldu bakın? 1,5 katı oldu. Bu da 1,5 katı olacak. O zaman x'i bulduk. X'imiz kaçmış? 15. Başka bir soru tipi de bu. Bu da Thales'in teoreminden gelen bir soru tipidir. Bunu çözerken de arkadaşlar buna benzeteceğiz üçgeni. Nasıl benzeteceğiz? Bizim bildiğimiz bazı şeyler var. O da şu mesela. Buradan bir paralel çizersem. Bu paralel kenar olmadı mı? Burası 4 ise burası 4. Buraya kaç kaldı? 2. Burası yine 4. Buraya ne kaldı? X eksi 4 kaldı. Tamamı x'ti. Burası 4 ise buraya x eksi 4 kaldı. Şimdi bu 2k ise burası da 2k'dır. Burası k ise bu da k'dır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu açı bu açı buna eşit. Bu açı da buraya eşit değil mi? O zaman şu da ortak açı yine. Ne oldu arkadaşlar? Birbirine benzer iki tane üçgen elde ettim. Aynen yukarıdaki gibi. O zaman şimdi hemen yazalım. 2K'ya 2 gelmiş bölü 2. Bunu buna böldüm. Tamamı 3K'ya ne gelmiş? X eksi 4 gelmiş. Şimdi bunlar birbirine eşit olmalı ve benzerlik oranına eşit olmalı bu. Ne yapalım? İçler dışlar yapalım. Bakın k'lar birbirini götürdü. Ne oldu? 2x eksi 8 eşittir
6. Eksi 8'i karşıya atarsam 2x eşittir 14 ise x eşittir 7 bulunur. X'i bulmuş olduk. X neresiydi? Bunun tamamı. Yani burası 7'dir. Şimdi diğer soru tipimiz bu. Buna da kelebek benzerliği denir. Bu kelebeğe benzediği için kelebeğin kanatları gibi düşünürsek kelebek benzerliğidir. Bunda dikkat edeceğimiz şey şu. DE ile AB birbirine paraleldir. Bunlar paralel olduğu için zaten benzerlikten bahsediyoruz. Sebebini şimdi sizinle bulalım. Bu açı eşit olmak zorunda. Neden? İç ters açılar. Bu açı eşit olmak zorunda. Yine aynı. Şunlar da arkadaşlar ters açılar bakın. İçini taradıklarım. Şimdi 3 tane açısı birbirine eş olan üçgenler nedir? Benzerdir. Benzerlik oranını bulalım. Aynı açının karşısındakilerinin birbirine oranını alacağız. Şimdi bakın. Tek noktanın karşısında 8 var. Tek noktanın karşısında 6 var. Küçüğe büyüğe bölelim. 6 bölü 8. Benzerlik oranım eşittir. Taralı kısmın karşısında 9 var. Burada ne var? X var. X. 6 bölü 8. 9 bölü kaçtır? Şöyle bakabiliriz. 1,5 katı 1,5 katı olacak. O zaman X ne çıkıyor? X eşittir 12'dir. Bir soru tipimiz daha var. Bu da yine kenar açı kenar soru tipine benziyor. Şununla aynı. Bunda ne yapmış? Üçgeni arkadaşlar iki tane üçgeni iç içe koymak yerine bir kenarını birleştirip de soruyu sormuş. Şimdi bunda da taktiğimiz hep aynı arkadaşlar. Küçükten bir'e doğru yazalım. X'i bulalım. Çok kolay bir taktiği var aslında. 8, 10 ve 12. Şimdi diğer üçgende yazalım. 12, 18. 12, 18 ve X. Birbiriyle oranları aynı olacak şekilde yazacaksınız. 1,5 katı. 1,5 katı. O zaman bu da bunun 1,5 katı olacak. X ne çıktı buradan? X'imiz 15 bulundu. Bunu şuradan da görebilirsiniz bakın. Bu kenar 8, 12. Burada 12'ye 18 var. Demek ki 8'in 12 oranı, 12'nin 18 oranına eşit. O zaman 10'un X'e oranı 1,5 katı olduğu için X'de 15 çıkıyor. Son soru tipimiz de bu arkadaşlar. Bu da iç içe 2 tane üçgen geçiriyor. Sadece bize bir açılarının ortak olduğunu söylüyor. Eşit olduğunu. Ama diğer açının da ortak olduğunu biz kendimiz bulabiliyoruz. Şu açı her iki üçgen içinde ortaktır. Hangi iki üçgen? ABC ve ADC için. Bunlar nedir? Ortak açıdır. Şimdi iki açısı birbirine eş. Üçüncü açıya iki çizgi atıyorum bakın. Büyük iki çizgi attım kırmızıyla. Şimdi bu büyük üçgende de bu ikisi eşse birbirine. Bu iki çizgilik açı neresidir? Bu yukarısıdır. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Tek noktanın karşısında burada ne var küçük üçgende? 6 var bölü. Büyük üçgende ne var? 12 var. 12 eşittir. İki çizginin karşısında küçük üçgende 12 var. Büyük üçgende ne var arkadaşlar? X artı 6 var. Buradan x'i bulabilir miyiz? Evet. Bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katı olmalı. Dolayısıyla burası 24 olacak. 24 ise x'imiz kaçtır? X eşittir 18 bulunur. Bu sorumuz size ödev. ABC ve ADE yani bu üçgen ile bu üçgen eşkenar üçgenlermiş. Bu açıyı vermiş. Burası 25 derece. Buraya da demiş ki x. X kaç derecedir? Şu ana kadar öğrendiğimiz kuralları uygularsanız bu soruyu kolaylıkla çözebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi finalin testlerinden birkaç tane soru çözelim. Hem de evinize gelmiş olalım yani final olarak. Şimdi ilk sorumuz şu. Birinci şekilde kare ve içinde bir doğru parçası bulunmaktadır. Evet bu bir kare ve içinde bir doğru parçası var. Birinci şekil belli bir oranda küçültülerek oluşan benzer bir kare ve doğru parçasıyla ikinci şekil oluşturulmuştur. Bakın ne yapmış? 24, 24 iken kenarlar 12, 12 yapmış. Yani 2'ye bölmüş. Burası 8'di. Bu da 2'ye bölünmeli o zaman. Ne olmuş? 4 olmuş. Aynı küçültme oranı ile küçültülen bir şeklin görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Aynı küçültme oranı. Küçültme oranı kaçtı arkadaşlar? 24'ten 12'ye. Yani 2 kat küçültülmüş. Demek ki bu da 2 kat küçültülmüş hali bu. Şimdi küçültülünce ne olmuş? Bakın burası 12 olmuş, burası 18 olmuş. Normalde bu nedir peki? Burası 24, burası 36 olmalı. Şimdi bunlar 2 kat küçültülünce bunlar da küçülmüş. O zaman burası da 8, 8 olmalı eski hali. Şimdi bir önceki halindeyken dikdörtgen ve üçgenin arasında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Dikdörtgenin alanından üçgenin alanını çıkararak. Üçgenin alanı neydi? İki dik kenarın çarpımının yarısıydı. Dikdörtgenin alanı iki dik kenarın çarpımıydı. O zaman sonucumuz şu olacak. 24 çarpı 36 eksi 8 çarpı 8 bölü 2. Evet, gerekli işlemleri yaparsak arkadaşlar 832 çıkıyor. Cevap boludur. Diğer soruya geçelim. Şimdi size konuyu anlatırken demiştim ki şekillerin benzerliğini anlatırken sadece üçgenlerden bahsetmiyoruz. Tüm şekillerin belli bir oranda küçültülüp büyütülebilir. Bu kare olabilir, dikdörtgen olabilir veya herhangi bir şekil olabilir demiştim. Burada da ona örnek bir soru. Yukarıda verilen AD, BE ve CF şekilleriyle ilgili olarak benzerlik oranlarını tahtaya yazan Gülşen öğretmen aşağıdakilerden hangisini tahtaya yazmamıştır? Şimdi bir bakalım, A ile D birbirine benzer görünüyor. Peki benzerlik oranını nasıl buluyorduk? Aynı kenarların birbirine bölümünden buluyoruz arkadaşlar. Aynı açının karşısına veya aynı yöne bakan kenarların birbirine bölümünden bulabiliriz. Burası 4, burası 2. O zaman benzerlik oranı nedir? 1 bölü 2'dir. Evet, burada var. Sonra buna bakalım. Burası kaç birim? 5 birim. Burası 3 birim. O zaman nedir? 3 bölü 5 var mı? Evet, bu da var. Buna bakıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 birim. Burası 2 birim. O zaman nedir benzerlik oranı? Bu 4 iken burası 1. Burası 8 iken burası 2 ise 1 bölü 4'tür. Bu da şıklarda var. O zaman cevabımız B şıkkıdır. 1 bölü 3. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz. ABCD üçgeninde AE, EC'ye eşit. Yani burası buna eşit. ED diktir AB. Burası AB'ye diktir. ED 5. Burayı vermiş arkadaşlar. 5. DB 29. Şurası 29'muş. 29. CB de 26. Burası da 26. Bunları vermiş soruda. AE kaç santimetredir diye soruyor. AE'yi bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar buradan ben bir yükseklik daha çizsem. Bakın şu ADE ile benim çizdiğim bu büyük üçgen birbirine benzer oldu. Burası K, burası da K dersem arkadaşlar bakın 2 katı olacak. 5'in 2 katı, o zaman burası 10. Burası 10 ise 10, 26 bir özel üçgenimiz vardı. Neydi o? 5, 12, 13. Burası 10 ise arkadaşlar 5'in 2 katı olmuş. Burası 12'nin 2 katı 24 olacak o zaman şu kısım. Şuraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Bunu gördük. Bu birbirine eşit arkadaşlar. Şu uzunluk şu uzunluğa eş. Burası 5 ise burası da 5 olur. 5, 5. Burası 5 kök 2'dir. Cevap A şıkkıdır. Yanda verilen şekilde NPM ve KLM üçgenleri eştir diyor bakın. Birbirine eş. Yani uzunlukları aynı olmalı. KP 3, PM 9. Şimdi PM 9. Burası ne oldu? Toplam 12. Dik kenarlardan biri 12 olmalı o zaman. Biri de 9 olmalı. O zaman burası arkadaşlar 12 olduğuna göre buraya 9 kaldı. Burası 9 olduğuna göre bu üçgende buraya 12 kaldı. İkisinin toplamını soruyor. Toplamları kaçtır? 21'dir. Değerli arkadaşlar, bu zorunlu tatili iyi değerlendirip kendinize fırsata dönüştürebilirsiniz. Lütfen ihmal etmeyin ders çalışmayı. Sıkı çalışın. Anlamadığınız sorular, yapamadığınız sorular olursa özelden hocalarımıza mesaj atabilirsiniz. Size tüm hocalarımız da yardımcı olacaklar. Hepinize LGS'de başarılar. İnşallah 500'ler yine bizden çıkar. Görüşmek üzere.